Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Bugün biraz ekonomi konuşacağız, borsa konuşacağız. Aslında zaman zaman programlar yapıyoruz. Son 3 yıldır özellikle borsa ana gündemlerimiz arasına girdi. Sık sık düşüşler yaşanıyor, manipülasyonlar yaşanıyor. Sert düşüşler, aniden çıkışlar. Bugün bütün bunları masaya yatıracağız. Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Servisinden Alican Polat, sevgili arkadaşım yanımda. Sen de bir yazı dizisi hazırladın zaten evet. Bu konuya dair. Çok detaylı bir biçimde anlatmıştın. Bir istersen şunları konuşalım yani. Bundan birkaç sene önce aslında çok büyük bir gündem değildi borsa. Herkes borsayla ilgilenmiyordu. Son yıllarda pazarda, markette, evlerde herkesin gündemine girdi. Evet. Herkes halka arzlara girdi. Şirketler halka arzlara açıldı. Öncelikle bunun sebebini konuşalım. Yani neden böyle bir borsaya ilgi yükseldi? Aslında şöyle, daha geniş bir açıdan bakarsak bu işe, 2018'den bu yana, başkanlık sisteminden bu yana değişen ekonomik parametreler hem şirketleri hem yatırımcıyı buraya mecbur etti diyebiliriz. Özellikle son 3 yılda ekonomi baştan başa değişti. Yani 3 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları veya işte harcamaları kıyaslayamıyoruz bile. Burada borsada da bunun çok büyük etkisi var. Çünkü bu 3 yılda aslında borsa yatırımcının birikimlerini değerlendirme alanından çıkıp tamamen iktidarın bir ekonomi politikasının bir ayağına dönüştü. Yani burada iki ayak vardı. Bir KKM, ikincisi borsa oldu. Ki hatırlarsınız KKM'nin çıktığı dönem KKM'nin mucidi denilen Nebati Bakan da insanları borsaya teşvik etmişti, borsaya çağırmıştı. Mevzu aslında şuydu yani geniş açıdan bakarsak ekonomi politikası olarak. İnsanlar dövize kaçıyordu çünkü çok büyük bir enflasyon var. TL eriyor, parayı TL'de tutamıyoruz. Bu yüzden dövize kaçıyoruz. İktidar da bunun önünü kesmek için bir yandan KKM gibi bir araç sürdü. Bunun yeterli olmayacağını düşündüğü aşamada da daha küçük birikimlileri borsaya itti. Öyle ki şu anda mevcut durumda bile 0 ve 5000 TL arasındaki mevduat sıraları olanların sayısı 1,5 milyona yakın. Yani toplamda 7,5 milyon kişi var şu anda borsada ve 1,5 milyon kişinin aslında 5000 lira ve altında mevduatı var. Aslında onları yönlendirmek, kanalize etmek için de bu. O dönem altınları da çıkartmaya çalışmışlardı yastık altından. Yani nakiti tutalım, dolara kaçmasın tüketici, yurttaş dediler. Ve bunun bir ayağı borsa oldu. O yüzden borsaya yönlendirdiler. Borsada biraz suni hareketlenmeler yarattılar. Bununla birlikte şimdi yurttaş bu yüzden mecbur oldu. Şirketler de o dönem kredi bulamadığı için aslında bu işe çok meyilliydiler. Normalde borsa aslında şirketler için bir yandan işte bir takım gelirler elde edilip o gelirlerle yatırımları finanse etme, bir yandan da işte bir şeydi, ne denir ona, güven verme alanıydı insanlara. Çünkü borsaya açılan bir şirket her konuda açık olmak zorunda. SPK'nın belirli mevzuatları var, KAP var, her şeyi bildirmek zorunda. Buradan iş çıktı ve artık şirketin ucuz para finansmanı ayağına döndü. 2023 yılında SPK Başkanı Ömer Güler, İbrahim Ömer Gönül, onun açıklamalarına göre şirketler 79.3 milyar TL para toplamış halka arzlardan. 594 şirket var şu an hissede. Bu şirketler 38 yıldır var borsa. 94'ü sadece son 2 yılda halka açılmış. Yani böyle büyük bir aslında şirket kayması da görüyoruz. Çünkü kredi bulamıyorlardı. Bankalar o dönem faizler düşük olduğu için mevduat toplayamıyor. Mevduat toplayamadığı için kredi veremiyordu. Kredi alamayan şirketler de böyle bir yol keşfettiler. Buradan hiç faiz ödemeden yatırımcıdan para alabiliyorlardı. Şey, aslında orada komik şeyler de yaşandı. Sen de yazı dizinde aslında bahsetmişsin. Sosyal medyada şöyle videolar gördük ya, işte atıyorum ben bu firmadan şu kadar liralık hisse aldım, artık gidip şubelerde denetleme yapıyorum şeklinde. Ya bu sağlıklı bir durum mu? Şimdi borsadan herkes anlamak zorunda değil. Herkes ekonomi, finans alanına dair çok bilgili olmak zorunda değil. Bunun eğitimini de almıyor aslında herkes. Oraya bu kadar bir giriş olması aslında küçük yatırımcıya zarara uğratmadı mı zaman zaman? Tabii evet, küçük yatırımcı büyük zararlar gördü. Yani hisse BIST 100 endeksi 8500'e kadar çıktı. Daha sonra 7200'lere kadar geriledi. Şimdi aslında burada çok mağdur olan oldu. Hatta o dönem sosyal medyada şeyler de çok meşhurdu. SPK'ya şikayetler, işte SPK uyuyor mu, baksın bu işe falan gibi. İris Cibre ile konuştuğunda o çok güzel şey söylemişti. Hani SPK hiçbir zaman şey yapamaz, sizin kaybınızı geri veremez. Yani hiçbir kurum sizin kaybettiğiniz parayı geri veremez. Burada şikayet etmenin bir anlamı yok. SPK zaten belli düzenlemelerle bunları kontrol ediyor. Yine SPK Başkanı'nın söylediğine göre 2023 yılında 212 kişiye işlem yasağı getirilmiş. 699 tedbir işlemi uygulanmış. Şimdi burada küçük yatırımcının zarar görmesi, evet spekülatörler mutlaka var ama büyük oranda da aslında bilinçsizlik. Yani bilmeden hisselere girme, temettü nedir, işte
ortak satışı nedir, sermayeli, sermayesiz, bedelsiz arttırımlar var, bunlar nedir? Bunları bilmeden tamamen işte bir arkadaşım dedi ki Sasa alalım. İşte, hı hı. Hatta bazı klişe cümleler vardı işte hani tek taş Sasa, gübre taş, gübre taş değildi. Unutmadım neyse. Hı hı. Bir tane daha vardı öyle hani klişe artık deyimlere döküldü bu işler. Hı. Yani böyle bir furya aktı, THY'ye girelim dedi berberim falan. Hı hı. Benim bile mesela arkadaşlarım gelip hani ben ekonomi muhabiriyim, 3 yıldır Cumhuriyet'teyim, bir sürü insanla konuşuyorum. Bana hiçbir şey sormamış ve tamamen işte iş yerinde bir arkadaşı THY'ye girmiş geçen yıl. Şu anda %50 kazanmış. O yüzden hı. O da girmiş. Şu anda peki, zararda. Mesela. Şu an bunun ya bu bilinçsizliğin patlama noktasında mıyız? Çünkü son birkaç haftadır borsada şöyle gündemler gördük. Balinalar küçük balıkları evet. yedi. Çok sert düşüşler yaşandı. İşte 1 hı-hı. milyon, 2 milyon kişi borsadan çıktı gibi. Şimdi o artık tıkandı mı? Yani ne değişti de şimdi bunları görüyoruz biz? Aslında şöyle, şimdi faizler arttı. Faizlerin hı-hı. artmasıyla birlikte yeni yatırım aracı oluştu büyük yatırımcılar için. Bir yandan da yabancı yatırımcı zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir çekilme yaşamıştı. Hı-hı. Daha sonra yine geldiler ama şu anda yine bir belirsizlik var. Yani seçimde ne olacak ne bitecek belli değil. O yüzden yabancı yatırımcı da çıktı. Doğal olarak endeksler şu an hani ne olduğu belirsiz bir seviyede. Doğru hı-hı. mu değil mi, gerçek mi, yükselecek mi, düşecek mi belirli değil. Bu süreçte de endeks 8500'den 7200'e gerileyince bir sürü insan kaybetti. Hı-hı. Kaybeden insanlar şu anda o bahsettiğiniz spekülasyona çok daha açıklar. Çünkü bir an önce o kazancı geri getireyim, eski paramı geleyim, çıkacağım, tövbe diyen bir sürü insan var. Hı-hı. O yüzden de o bahsettiğiniz spekülasyona çok açıklar. Hı-hı. Aslında en tehlikeli dönem şu dönem onlar için. Yani aslında tehlikeli dönemi geçirmedik, şu an başladı. Çünkü büyük kayıplar yaşadılar, hı-hı. kayıplarını geri getirmek istiyorlar ve önümüzde bir seçim var. Hı-hı. Borsanın en hassas olduğu dönem, seçim öncesi ve seçim sonrası diye ikiye ayrılacak borsa büyük ihtimalle. Hı-hı. O yüzden aslında bireysel yatırımcının en riskte olduğu dönem şu dönem hı-hı. bence. Hı-hı. Peki şimdi bundan sonrası için neler yaşanabilir? Yani nasıl bir risk başlıyor yatırımcı hı-hı. için? Bundan sonrası için şöyle bir hani bütün ülkenin gözünü kulağına diktiği yabancı yatırımcı gelecek mi? Gelirse hı-hı. borsaya gelecek mi? Şu hı-hı. an yabancı yatırımcının yabancı yatırımcı profilinin borsada yatırım yapacağı hisseler aslında çoğu değerine ulaştı. Yani hı hı. düşüş yaşamadılar bu endeksin düştüğü sırada, hatta artıdalar. Hı hı. O yüzden yabancı yatırımcı o endekslere, o hisselere bu fiyattan girer mi bilmiyoruz. Bu bir soru işareti. Hı hı. İkincisi zaten yabancı gelir mi onu da bilmiyoruz. Ekonomist Ali Ağoğlu ile yine bu durumu konuşmuştuk. O da aynı şeyi söylüyor. Döviz yükseleceği için endekste bir yükseliş olacak. Hı hı. İnsanlar aslında orada bir yanılsamaya düşecekler ama burada aslında döviz bazında bakmak lazım borsaya da. Hı hı. Döviz bazında yine kaybetmiş olacaklar. TL bazında kazanmış olsalar bile. O yüzden aslında bizim yazı dizisinde de vardı, konuştuğumuz bütün ekonomistler, borsa uzmanları, Ramazan Başak vardı, MASAK eski başkan yardımcısı İlis Cibri, Ali Ağoğlu, hepsinin söylediği şey var küçük yatırımcılar için. İsterseniz ben bir onu hı-hı. özet geçeyim. Evet evet, yani bireysel onlar nelere dikkat edecek? Bu dönemde ne yapmalı, neye dikkat etmeli? Şimdi aslında öncelikle bir finansal okuryazarlık her zaman konuşuluyor. Hı-hı. Önce bir hissesini alacağımız şirketi tanımak. Nedir, ne değildir, ne üretirler, ne yaparlar. Orada mesela az önce örneğini verdiğiniz şey vardı sosyal medyada. Hı hı. İnsanlar gidip rafları kontrol ediyor falan. Orada şöyle bir örnek vardı. Ben şeyi hazırlarken baktım. Bu bahsettiğiniz şirket, adı geçen şirket 50 yıllık falan bir şirket ama aslında bir satış. Yani perakende satış, hiçbir şey üretmiyor. Hı hı. Bunun yanında Türkiye'nin çok daha eski, çok daha köklü işte üretim yapan, ekonomiyi bir yerlere getiren, dış açığımızı kapatan, ISO 500 listesinde her zaman en üstte olan bazı diğer şirketler var. Bunların hisselerini değerlendirdim. O hı-hı. bahsettiğiniz şirketin halka açıldığından daha sonra ne hı-hı. gelişti diye. O hisse %50 artmışken diğer o köklü şirket %11 artmış. Yani burada bir sıkıntı var. Hı-hı. Bizim insanımız o %50 artışı sevdiği için direkt oraya koştular. Hı-hı. Ama hani bir yani bu şirket neden %11 arttı? Bu şirket Türkiye'nin bütün yükünü taşıyan bir şirket. Hani hı hı. neden öyle oldu demiyoruz. Daha kolay kazanca kaçıyoruz. Bunu Bitcoin döneminde de çok yaşadık. Hı hı. Daha sonra Bitcoin intiharları gelmişti. Şimdi borsa intiharları var. Evet. Gündemde biliyorsunuz. O yüzden bireysel yatırımcının yapması gereken aslında önce bir şirket okumayı öğrenmek. Hı hı. Nedir, ne yapıyor, ne ediyor. İşte daha çok şu anda bahsettiğimiz kitle şey yapıyor. Halka arza girip tavan yapsın. İşte benim 300 liram 600 lira yapsın çekileyim mantığında. Aynen. O mantık var. Burada aslında yine borsaya bakış açısıyla ilgili bir sıkıntı. Şimdi borsa genelde bireysel yatırımcılar için bir emeklilik alanıdır. Yani hı hı. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne olacak ona bakar ya da 5 yıl sonra işte o hissenin
temettülerinden falan çocuğumun okulunu karşılayayım ister. Uzun süreli bir yatırım aracı yani. Ama biz onu biraz kaçırıyoruz. Borsa kısa sürede zengin olma aracı mı? Ben bile şu an arkadaşlarımla konuştuğumda işte BES'te şu var, hani böyle bir fon var, bunu yapıyorum dediğimde her zaman gelen soru şey, şimdi son bir ayda ne kazandım? Yani bir ayda kazanamam. Bir ayda öyle bir şey yok demeye çalışıyorum. Bir onu kabullenmeleri lazım. O zaman böyle hızlı kazançlar elde ettiğini söyleyip tavsiyeler verenleri de çok dikkate almamak evet, lazım. Evet, zaten en başta işte az önce de söylediğim sosyal medyada özellikle şu an bireysel yatırımcı daha korunmasız bir durumda. Ve o spekülasyonlara çok açık. Sosyal medya traderlarının yönlendirmelerine çok açık. O konuda çok dikkatli olunmalı. Kredi çekerek, borçlanarak, herhangi bir mal satarak hisseye girmemeli. Hisseyi bilmiyorsa, finansal okuryazarlık, temettü, işte ortak satışı vesaire nedir bilmiyorsa fon. En güvenlisi şu anda dünyada fonlardır. Çünkü bu fonlar büyük yatırımlar, büyük yöneticiler var. Bu fonlardan birini seçip güvendiği, bildiği araştırıp bakabilir bunlara. Bu fonlardan birine yönelebilir. Özellikle bahsettiğim gibi hem kaybı olan hem seçim öncesi çok büyük belirsizliklerin olduğu bir borsada daha emin adımlarla ilerlemesi gerek. Yani kaybı olan telaşa düşüp kazanmak için yanlış adımlarda bulunmasın diyoruz. Aynen. Mümkün olduğu kadar da uzun vadeli bakması gerekiyor bu işe. Burası hani bir şeyler kazanıp borç ödenilebilecek bir yer değil borsa. Öyle olursa... Sen de yazı dizinde öyle demiştin. Kumar değil aslında. Kumarhane mi, yatırım aracı mı diye sormuştuk. Konuştuğumuz bütün hocalar da şeyi söylediler. Yani kurda kuşa yem olmayın borsada. Mevzu aslında bu. O zaman son olarak şeyi de sorayım. Seçim dönemlerinde daha hassas olur borsa, çok daha riskli bir dönem başlıyor bu yüzden dedin. Seçim döneminde şimdi artık belli bu kısa vadeli kazanç elde etmek isteyenler kaybettiler, borsadan gittiler. Belli bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki günlerde seçime de yaklaştıkça borsada ne gibi hareketler görürüz? Yani az önce de söylediğim gibi doların yükselmesinden kaynaklı endekste bir yükseliş mutlaka görülecektir ki şu anda da 8000 üstüne tırmandı endeks. 8030 seviyelerinde durmaya çalışıyor. Düşünün 7200 seviyelerinden geldi buraya. Dolar arttıkça burada bir toparlama mutlaka olacaktır. Piyasada son bir faiz artışı beklentisi daha var. Yani bilmiyoruz yine şey ne karar verecek ama eğer bu faiz artışı olursa bir tık daha gerileyebilir endeks. Endeksin düzelmesi ben yine Nisan, Haziran gibi seçim sonrası bir tık daha toparlanma bekliyorum daha çok. Konuştuğum isimler de yine aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden hani aslında Nisan'a kadar biraz daha durgun, 8000'i yakalama, 8000'e yerleşme seviyelerinde devam edecektir. Peki. Alican çok teşekkür ederim. Ben vakit teşekkür ayırdım. Ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, yanımda Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Servisinden Alican Polat vardı. Kendisi bir yazı dizisi hazırladı. Borsada yıllardır neler oluyor? Önce çok ilgi arttı, ardından kaybedişler oldu, düşüşler oldu. Şimdi de yoğun çıkışlar oluyor. Seçim geliyor bir yandan, riskli bir alan. Küçük yatırımcı için de uyarılarda bulundu Alican. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.